Selam genç, YouTube Fizikle Barış kanalına hoş geldin. Evet, AYT çalışmalarımızda belki de en önemli konulardan bir tanesiyle bir tez gençler konumuz çembersel hareket. Ee, o kadar önemli bir konu ki kendisinden sonra gelen konuları da gerçekten de çok ilgilendirecek. Mesela bundan sonraki bir 3-4 ders boyunca rahat etmemizi sağlayabilecek bir konudan bahsediyoruz. Bu yüzden buraya zaten çok daha fazla zaman ayırdığımızı da göreceksiniz gençler. Ee, lütfen bu çalışmayı çok iyi bir şekilde yapın arkadaşlar. Çünkü bu size yol su elektrik olarak 3-4 konuluk bir konu. Aynı zamanda kendisini de zaten sınavda çok geldiğini biliyoruz. O yüzden ekstra önem vermenizi istiyorum. 12. sınıftan da zaten bu, bu sene artık defalarca kez gördünüz arkadaşlar. Okulda, dershanede bir şekilde her yerde defalarca kez seyrettiğiniz bir konu. Artık kalemi de elinize alın. Güzel bir şekilde bu işi sonlandırın artık istiyorum. Çalışmalarımızın pdf'leri videonun altındaki açıklama kısmından edinebiliriz zaten arkadaşlar. Hadi bakalım birlikte çözmeye başlayalım. Evet Çemberse hareket işte karşılaşacağımız bakın güzel örnekleri de içeren böyle bir basit bir güzel bir tanıtım sayfasıyla başlatayım dedim. Evet tabi bu arada şakayla karşı 12. güne gelmişiz. Yani yolun yarısına gelmişiz zaten 25 video kaç video olacağını soranlar oluyor yanlış saymadıysam 25 tane videomuz olacak gençler. Çünkü konular eksildi biliyorsunuz birazcık. Şimdi önce konuda ihtiyaç duyacağınız tüm bilgilerin bir üzerinden bir geçelim bakalım. Şimdi eğer ki bir cisim çembersel bir yörüngede, şuraları bir renkleri bir ayarlayalım öncelikle. Sabit süratle dolanıyor ise, bak bu kelimeyi lütfen kaçırma. Neresiymiş özellikle de uyarıyorum. Çembersel yörüngede sabit süratle dolanıyorsa cismin yapmış olduğu bu harekete düzgün çembersel hareket denir. He. Bak eğer yine bir çembersel yörünge olabilir. Buradaki anahtar noktanı her yerden sabit süratte geçiyor. Ama mesela buradan örnek veriyorum 3V ile geçip buradan 2V ile geçiyorsan bu hareketin adı sadece çembersel harekettir. Düzgün kelimesinin anlamı bu işin sabit süratli olduğunu anlatır. Eğer düzgün çembersel hareket yapıyorsanız bu hareket nedir? Bir periyodik harekettir. Yani zaman açısından düzenlilik içerir. Yani ne demektir? Hep tam turu aynı sürede tamamlarız. O zaman tabi bazı tanımlarla tanıştık. Neydi? Periyot birincisi. Ve özellikle de bunun akrabası da frekansı da unutma. Cismin tam tur atması için geçen süreye biz periyot diyoruz. Bak ne yapıyoruz? Eskiden küçük t ile gösterdiğimiz şeyi artık büyük t ile gösteriyoruz. Zaman aslında periyot Frekansa bir saniyedeki yani bu şeyin sıklığıdır ve birimi bir bölü saniye ya da hertz'tir. Ve hatırlarsanız periyot frekansın çarpımı da birdir. Ve şimdi bizi ilgilendiren en önemli noktalardan bir tanesi düzgün çembersel hareket yapan cismin hızları var biliyorsunuz. Çizgisel hız ve açısal hız dediğimiz hızlardan bahsedeceğiz. Şimdi eğer süretiniz sabitse bu işi düzenli periyotta tamamlıyorsan o zaman ben buradaki hareketmenin çizgisel süretini çok kolay bulabilirim. Ve nereden bulduğumu lütfen kafanıza iyi yazın. Çünkü bazen unutabiliriz. Bak x eşittir vt'den biliyoruz biz bak. Şimdi düşün. Bir tam tur attım. E çizgi bak ismi üzerinde. Bu çizginin uzunluğuna kadar yani aldığın yolu söyle bana. 2 pi r'yi v hız. E bir tur için geçen sürede periyot diyorduk. Bak o zaman buradan çıkan sonuca göre hızın formülünü bulduk. Bakın 2 pi r bölü t ya da 2 pi r f olarak yazıyoruz ve normal bir hız olduğu için de bak sizin en iyi bildiğiniz normal metre bölü saniyede bir birime sahip olacak. Burada problem yok ve fark ettiniz mi? Mesela buradan böyle geçiyoruz. Buradan böyle. Yani ne yapıyoruz? Sürekli değişkendir ve teğettir. Dolayısıyla ne oluyor? Bak merkezden gelen çizgiye de dik olacak şekildedir. Teğet olması yüzünden. Peki gelelim ki açısalız. İsmi üzerine bak açı. Ne yapıyorum? Bak hatta şurada yeniden bir ispat edelim. X eşittir V çarpı T'den bulacağım. Bak bir tam tur attım. Aldığımız açı 360 radyan cinsinden konuş. 2 pi omega çarpı T ise ben buradan o zaman omega'yı ne buldum? 2 pi bölü T ya da 2 pi F. Bak ve dikkat etmenizi istiyorum. makine çok benziyor bak değil mi? Bak bu. Bununla bu birbirine çok benziyor. Ne fark var aralarında? R var. He, bu arada buranın birimini bir hatırlatalım. Radyan bölü saniyedir. Ve aralarındaki geçişi nasıl yapabilirim? Bir R ile bak çizgisel hız açısal hızın R kattır. Şimdi, ve burada şimdi başımızın tatlı bir belası var. Bak sağ el kuralıyla bulacağız bunu arkadaşlar. Ve bak bu açısal momentumun yönünün olması vesaire her şeyi de bu açıklıyor aslında. Şimdi dört parmağınızı dönme yönüne koyarsanız boşta kalan parmak ne yapıyor? Suratıma doğru geliyor. İşte sizinki de muhtemelen böyle yapıyordur. O zaman omega'nın yönü bak dört parmağınızı nereye koyduk? Döndürme yönü. Şöyle döndürüyoruz. O zaman boşta kalan baş parmak omega vektörünün yönünü verecektir. Bak bunlar çok önemli şeyler. Biraz sonra yön soruları. ÖSYM'nin en sevdiği soru grubu. Ve geliyoruz şimdi çembersel hareket yapan cismin bak en değerli kısma geliyoruz. Hızının yönü değiştiği için bak sürat zaten skalerdir. Sürete bakmayız biz ivmede. Hatırlayın ivme nasıl oluşuyordu? Newton hareket yasasında bak en çok hatta bir de nerede çıktı karşınıza? ms sınavında da çıktı. Direksiyonla da size arabaya ne kazandırabiliyorsunuz? İvme. Çünkü arabanın sadece yönünü değiştirerek de yapabilirsiniz bu işi. İşte bu tür bir ivmeye Merkezcil iğme diyoruz ve cevap da çok basit bak bir cismin zaten normalde bak şimdi böyle gidiyorsun işte ne güzel yukarı doğru gidiyordun sen değil mi Heh. Ee, böyle bir v süratiyle geçiyorsun eğer ki sen buna hareketi yönünde bir kuvvet uygulasaydın bu hızlanırdı ters yönünü uygulasaydın yavaşlardı eğer hareketine dik yönlü bir kuvvet uygularsan ne yapmak ister? Bak bu F'in hiçbir şekilde V'ye etkisi yok. Seni sadece saptırmaya başlar böyle. Değil mi? Şu şekilde. Ve buradan yine V süratiyle geçmeni sağlar. Yani dolayısıyla bu arkadaşın merkezcil iğmesi kuvvetinden dolayı da diyerek kafada tutabilirsiniz. Merkezcil iğme merkeze doğrudur. Bunları zaten daha önce ben yönlerini vesairelerini defalarca kez gösterdiğim için. Ve e, basit olarak şöyle de bulabilirsiniz iğmeyi. Şimdi neydi? delta V bölü delta T. De. Şimdi düşünün bir periyotluk zamanda hızınız ne yaptı? Böyle 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 yön değiştirip duruyor değil mi arkadaşım? Ne kadar değiştirdi? Böyle başlayıp dön 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 aynı yere 360 derece. Yani 2 pi kadarlık bir V değişimi oldu. E bu da bize tanıdık geliyor. Bak omega ise o zaman İme'nin formülünü buldum. Bak omega çarpı V. Omega yerine V bölü R yazarım. V kare bölü R. Çizgisel hız yerine omega r yazarım bak omega kare r diye de bulabilirsiniz bunda ve merkezcil iğme bak unutma kocaman yazmışım merkeze doğru merkezcil değil mi merkez gibi anlatıyor sana ve işte bak en önemli yere geliyoruz şimdi kuvvet He, bu işi çok hızlı geçebilirsiniz bak f eşittir ma demiştim rahmetli değil mi? Sen eğer iğmenin formülünü biliyorsan burada yerine koy. Ya da bu formülü artık ezberlediysen artık hani bu mv kare bölü hocam süper biliyorum ben diyorsan. Oradan m'yi at zaten iğmeyi verir yani değil mi? Ve bak çembersel hareketin işte bak burada bir tanımlarıma dikkat etmenizi istiyorum. Çembersel hareket yapan cismin bu yörüngeyi izlemesi için gerekli olan kuvvet yönü merkeze doğru olan. Neden? İğme ile aynı yönlü bak kütlenin yönü olmadığına göre sen bana kesinlikle şu ikinin aynı yönlü olduğunu söyleyeceksin. O zaman merkezcil kuvvet merkeze doğrudur ve değeri de basit hemen. M v kare bölü r ya da M omega kare r'dir. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Şimdi çeşitli diyagramlar da göstereceğiz. Şimdi birazdan göreceksiniz kuvvet diyagramlarını. Özellikle bunu notuma lütfen dikkat edin. Merkezcil kuvvet veya aslında merkez kaç diye bir kavram ÖSYM'de yok zaten. Merkez kaç? Ne olur? Kuvvet diyagramlarında gösterilmez arkadaşlar bak. Diyagramlarında gösterilmez. Yok. Sadece ve sadece ne var diyebilirsiniz arkadaşlar. Burada şunu söyleyeyim. Kafanızdan bana şu icadı çıkaracaksınız. Merkezcil kuvvet olan şeyi bul. Kuvvet olan nedeni bul. Bak Örnek veriyorum. Bir uydunun yörüngede kalmasını sağlayan şey nedir? Kütle çekim kuvveti. O zaman sizin bana kurmanız gereken cümle aynen şu olması lazım. Bu uydunun çembersel yörüngede kalmasını sağlayan merkezcil kuvvet kütle çekim kuvvetidir. Araba virajı dönüyor güvenli bir şekilde. O zaman bu arabanın bu virajda kalmasını sağlayan yani çembersel yörüngede kalmasını sağlayan merkezcil kuvvet sürtünme kuvvetidir. İşte matematiksel olarak onu ona diyeceksin işte zaten. Bana illa arıza bulacaksın ve bir şeye dikkat etmeni istiyorum. Çemberse hareket yapan bir cisme böyle bir kuvvet etki değil mi? O zaman bu adam asla dengede değildir arkadaşlar. Bir kuvvet var değil mi üzerinde? Bir iğme var. Yani bu adam için bana şunu yazamazsınız. F net sıfır diyemezsin. Net sıfırdan farklıdır. Hep merkeze doğru bir net kuvvet çıkartmak zorundasınız. Arıza çıkartmak zorundasınız. Bak bunun uygulamalarından bir tanesi hemen. Yatay viraja giren bir araca bak çok güzel yazmışız burayı da. Etki eden sürtünme kuvveti o aracın çembersel hareket yapmasına neden olan merkezcil kuvvettir. Bak bu aracı düşün mesela uç, uçaktan seyrettik önce yukarı birinci şekilde. Yanda da yandan görünüş Ne var? 1. Aşağı doğru bunun bir neyi var? Malum bir MG'si var. Zeminin bir tepki kuvveti var. Bir de O noktasına doğru ne var? Sürtünme. E merkeze doğru bak. Merkez nerede? O noktası Merkeze doğru olan kuvvet kim? Sürtünme. O zaman bunun bu yörüngede kalmasını sağlayan merkezi. Hadi yazalım. Sürtünme böyle bir sistemde K çarpı ne? M ve kare bölü R yerine yazarım. Bak bu formülleri bilmiyorum ben. Bence fizik burada bitti. Sonrasını süslersin. Çünkü adam açısal hızı soracağı tutar. Böyle ezberlemenize gerek yok bu iş. Yani neye yerine de MG yazarız. Bu işler biter yani. Mesela yatay düzlemde çembersel hareket yapan cismin yörüngede kalmasını sağlayan kuvvet mermi. Örnek mesela şimdi eğer sürtünmesiz bir yatay masadaysak. Ne oluyor şimdi? Şöyle bir kabaca çizebilirim herhalde ben bunu. Şimdi ipi böyle çizdim. Değil mi? ucunda bir tane işte M kütleli bir cismimiz var böyle. V hızıyla dolanıyor. Burası da şöyle düşün. masa olsun şöyle. böyle da başka bir renk bulabileceğim mi acaba? Şunu siyah yapayım. Bak şurası da masa işte. Bak, değil mi? Bak şöyle uzun cana bir masa olsun. Şöyle burayı da devam ettirdiğimi düşün. Şimdi ben ne yaptım bunu? Şuradan sabitlediğimi düşün. O noktasına. Ne var burada? Aşağıya doğru bir MG var. Zemine değdiğine göre zeminin tepki kuvveti var. Bak ip, ip var değil mi burada ip yerine? E, merkeze doğru ne görüyorsun? Bak MG ile M birbirlerini götürüyor. O zaman buradaki ip gerilmesi neye eşittir? Sizler için merkezcil kuvvet dediğimiz kavrama eşittir. Olay basit işte. Ondan sonra ip gerilmesi yerine M ve kare bölü R ya da omega ise M omega kare R yazarsın. Olay biter. Mesela bak yan duvarlarda giden motosikletler. Bak bunları kabaca sizlerin hepsine birer kere tekrar etmeye çalışıyorum. Mesela ne oluyor? Yan Dikkat et bu gösteriyi seyrettiysen adam önce aşağıda yavaş gider yavaş gider sonra hızlanır 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 yan duvarda oh mis gibi hayat sürdürür değil mi? He. Mesela siz de evde yan duvarda hızlı bir şekilde koşsan gidebilirdin aslında böyle hızlı hızlı koşa koşa mesela değil mi? He. Ne oldu? MG aşağı doğru düşürmek istiyoruz. E kim engelleyebilir sizi? Sürtünme. O zaman bir kere bu adamın sen bana şöyle demen lazım. Düşmeme şartı nedir diye sorarsan sen bana dersin ki Mg ile sürtünmenin eşit olması lazım. E bitti. Mg eşittir. Sürtünme ne? K çarpı ne? İyi de yan duvar bir sürtünme uygular mı? Yan duvarın bir nedir? Bir etki yoksa bir tepkisi yoksa olmaz. Bak ne oluyor? Yan duvara değdiğine göre yan duvarın bir tepki kuvveti var. Ne? Aha bu nereye doğru? merkeze. işte N kuvveti aslında kime eşit oluyor büyüklük olarak? Merkezcil kuvvete eşit oluyor. Sen de diyorsun ki işte Mg'yi K, M ve kare bölü R diye yazıyorsun. Olay bitiyor işte. Bak formülleri bilmiyorum arkadaşlar. Yani gerçekten de böyle bir atıyorum buradan çıkarttım. Bak V kare neymiş? Ee, ne çıkıyor buradan? M'ler giderse. G, R bölü K. Bilmiyorum böyle formül benim hard diskimde yok maalesef. Mesela eğimli viraj ya da açılı bir sistem. Aynı ana düşüncenin üründür bak. Ne yapıyoruz? Bak kuvvetleri bir göster. Önce bir. Aşağı doğru neyimiz var? MG var. Başka? Zemine değdiğine göre bak zeminin de bir tepki kuvveti var. Değil mi? Sürtünme falan yok zaten. E ne oluyor şimdi? MG'yi bileşenlerine ayırırsanız bak. Değil mi? Bir böyle bir de böyle diye ayırabilirim. Ama Burada açacağız arızalı nokta. Bakın şurayı bir silelim. Mg'nin bileşenlerini ayırdığınız zaman olmayacak işte. N'yi bileşenlerine ayıracağız. Bak N'nin bir bileşeni x ekseni üzerinde bu. Y de burada değil mi? Tamam süperiz. Şimdi bak alfa şunu uzattığınızı düşünün. Bak burası dik teta. O zaman burası da teta ise şu açı alfa oldu. Bak o zaman burayı ne diyebilirim? N'nin cosinüs alfası. Şurası da N'nin sinüs alfasıdır. He, bak kos alfa ne güzel Mg'ye eşit bak görüyorsunuz. Hadi bu bunu dengele. Sinüsü kim dengeleyecek hiç kimse yok. O zaman N'nin sinüs alfasını da merkezcil kuvvete eşitliyorsun. Sonra ister bunları böl çarp ne yaparsan yap işte çıkar oradan mesela. Bunun yani sin bölü kos tanjant yaparsın. M kare bölü R yazarsın bu çıkar. Ama o önemli değil bizim için. Sen önemli olan burada ne yapacağını bil. Hatta bak ip. Mesela buna ne deniyor? Konik sarkaç. M kütleli cisim böyle bir konik şekilde bir yörünge izliyorsa. Bir aşağı doğru MG. Bir tane de ne var malum? T. Bu kadar. Başka kimse yok bak burada. Başka kuvvetin etkisinde değilsin. T ve MG. T'yi bileşenlerine ayırırsan bak. T'yi ve Tx ne güzel bak. T, Y, M, G eşit. İyi de T, X'i dengeleyecek hiçbir şey yok. Ne diyeceksin? Sen de şey diyeceksin. X merkezcil kuvvettir diyeceksin değil mi arkadaşım? Bitti. Şimdi zaten bunları soru çözerken çok soru çözeceğiz bugün zaten. He, şimdi bir kıyak daha var. O da bir cisim düşey düzlemde düzgün Bak düşey demek ne demek? Bu hareketi yapıyorsun. Sabit süratle dolanacağını anlatıyor. He, sürat aynı. Yani buradan da ve buradan da ve buradan her yerden geçiyoruz. Şimdi başlayalım. MG burada. Merkeze doğru bir şey var mı? İp var. İyi o zaman T1'in cevabı o noktadaki merkezcil kuvvettir. Bitti. Peki buraya dikkat şimdi. Aşağı doğru bir MG. T2 de içeri doğru. O zaman merkeze doğru olan şey nedir? Hem T2 var hem de MG var. O yüzden de ben buradan T2'yi çekersem ne olur? merkezcil eksi mg olur. Hatta t1 de yazalım buraya merkezcil. Peki bu duruma geliyorum. Mg aşağı doğru t3 merkeze doğru. Merkeze doğru ne görüyorsun orada? Sadece merkezcil kuvvet dediğin şey t3'tür. O zaman t3'e merkezcil yazabilirim. Şimdi buraya geldiğinizde bak t4 merkeze doğru. Mg dışarı doğruysa merkeze doğru olan merkezcil kuvvet nedir? T4 eksi Mg'dir. O yüzden de t4'ü çekerseniz de merkezcil artı mg. İşte biz bu yüzden bu değere minimum ip gerilmesi buraya da maksimum adını veriyoruz. Evet. Şimdi konuyla ilgili hatırlatmaya çalıştım. Bazı formüller de bunlar. Buraları biraz daha hızlı geçmeye çalıştım. Çünkü bunları ezberleyip duruyoruz zaten ama ezberlemeyin. Çünkü uygulamayı bilmedikten sonra bir anlamı yok. Şimdi ilk bahsettiğim kavramlardan itibaren değil mi? Buraya başlıyoruz. Hadi bakalım. Bir arabanın gösterme maşallah bütün ışıkları da yakmış ha. Değil mi? Ee, göstergesi araç hareket ederken aracın anlık süretini motorun o anlık yapmış olduğu devir sayısını göster. Aracın devir saati 1800 devir bölü dakikayı gösterdiği anda frekans kaç? Şimdi bak bu bilgiyi bir kullanalım. Dakika demek ne demek? 60. O zaman sen 60 saniyede kaç devir yapıyormuş o motor? 1800 devir yapıyormuş. O zaman bir saniyede yapılan ne kadar? 60'a bölüyorum. 30 devir mi yapacaktır? Değil mi? He, bir saniyedeki tur sayısı bak uyan. Bir saniyedeki tur sayısı aynı zamanda devir sayısı neydi hatırlarsanız frekansı veriyordu. O zaman frekansınızın 30 hertz olduğunda bulabiliyoruz hemen. Periyodu sorarlarsa da 1 bölü 30. Şimdi bakın dünyalı sorularla çok iyi anlaşmanızı istiyorum. O yüzden bundan sonraki konularda da çok gelecek karşımıza. O yüzden ben buradan bir ısındırma turu başlayalım. Dönme ekseni çevresinde omega açısal hızıyla dönen dünya üzerindeki KLM noktalarının çizgisel hız büyüklükleri. Şimdi bak K ne yapıyor? Dolanıyor burada değil mi? Bak şöyle. L daha büyük bir yörüngede dolanıyor. M de burada. Şimdi bak ben olsam şöyle başlamak isterdim. Şimdi Dünya bir tur atarsa omega ne demek? Açı. Dünya 360 derece dönse. E bu da 360 denir. Bu da 360. Bu da 360. Yani herkes birer tur. O zaman bunun aldığı omega ise bunun ikisi omegadır. Bu da bak açısal hızları hepsinin eşittir. Fakat çizgisel hız neydi hatırlatırım? Omega'nın r katıydı. Yani olayın omegaları aynıysa kahramanım r. Nereye göre? Dönme eksenine göre. Bak k'nın merkeze uzaklığı bu kadar RK k. L biraz daha uzakta. M de daha da uzakta. O zaman kimin R'si büyükse çizgisel hızı daha büyüktür. O yüzden de aradığımız cevap M, L, K. Mesela coğrafya öğretmeniniz büyük olsa şu cümleyi kurmuştur. Ekvatorun çizgisel hızı daha büyüktür. Diye. İşte nereden geliyor? Buradan geliyor bu işler. Evet bak her kitapta bunun değerlerini oynatıp 4 yazan yere 3 yazar Al sana yeni bir soru tipi bak. Ne demiş? Eş merkezli Y ve Z kasnaklarına X kasnağı kayışla bağlandığında K ve L'nin çizgisel hızı. Bak şimdi. Ben bu işlerde açıkçası turu çok seviyorum. Bak şimdi. Önce kimin kime bağlı olduğuna çok dikkat edin. 4R olan K, R olan X pardon, Y'ye bağlı. Şimdi şöyle uydursam. Bu arkadaş bir tur atsa siz basım makinelerden biliyorsunuz 4R olan 1 R olan 4 turdur. Eş merkezli olduğuna göre bu da 4 tur mudur? Bak Ders. az önce bir şey söylemiştim. Eğer bir sistemdeki tur sayısını bilmeniz de frekansları biliyorsun Yani bunun anlamı şu. Benim frekansım F ise senin frekansın 4 F'dir. E bu arada hatırlatıyorum. Omega neydi? 2 pi idi 2 2P pi buradaki bir sabitse omega'yı frekansla iliştirebiliriz. Yani bu adam omega o zaman bu adam da 4 omega. Bak açısal hızları sorsaydı 1'e 4'tü. Ama çizgisel hızı soruyorsam aklına gelecek omega'nın r katı oldu. Yani başlıyorum. K açısal hızı omega ama yarı çapı 4r. Peki L'ye geldiğim zaman 4 omega çarpı 2 R'ymiş dikkat et. O zaman aradığımız cevap da 1 bölü 2 olacaktır. Şimdi bak uyarmışım. Ops demişim mesela değil mi? Neden demişim? ÖSYM defalarca kez bu soruyu sormuş. Sen de bunu çok iyi kafaya yazacaksın o yüzden. Çembersel bir yörüngede şekildeki gibi dolanım yapan bir cismin K noktasından geçerken ki bak nasıl dolanıyorsun böyle. İstediğin anda mesela buradan böyle geçiyorsun buradan K'dan böyle geçiyorsun. Bak K'daki hız vektörü sola doğru bak burası sol. L'deki iğme merkezcil iğme her zaman merkeze doğrudur. L'deki iğme merkeze yani sağ tarafa doğru. He, M'den geçerken ki yarı çap diyebilirsiniz hocam siz bunu gösterin. Gösterdim nerede ta doğrusal harekette gösterdim. Ne oluyordu? Ee, yarı çap vektörü merkezden bulunduğun yere doğru çekilen işte RM'de budur. O zaman RM'de aşağıya doğru. Yani sola Sağa aşağı yani aynen deniz gibi bak mi nerede olursan ol merkeze doğru yarıçap vektörü de merkezden bulunduğun yere doğrudur bak, bunlara lütfen dikkat. Doğrusal bir yörüngede ok yönünde hareket eden bir traktörün arka tekerleği ön tekerleğinden büyükmüş. Şey. E, uyduralım bir şey hadi bakalım. Kendimiz bir yarıçap uyduralım mesela atıyorum bu adamın yarıçapı 2r olsun. Buranın da yarı çapı R olsun mesela. Tamam Böyle uydurduk işte. Şimdi o zaman ne olur? Bu arkadaş bir tur atarken bu arkadaş iki tur atar değil mi? Aynı yolu almaları lazım ya zaten değil mi? O yüzden yani tur sayısı da omega ise bu adam omega ise bu adam 2 omegadır. O zaman bu adamların açısal hız büyüklükleri biri omega diğeri 2 omegadır. Peki çizgisel hızları neydi? omegaları r ile çarpıyordum. Hadi bulalım o zaman. Arka tekerlek omegaya 2 r iken ön tekerlek 2 omegaya r. E o zaman sonuçları aynı çıktı. Yani bununki de v ise bununkisi de v çıktı. Peki ivme neydi? Omega kare r idi. O zaman hadi bakalım. Arka tekerlek omega kare 2 r. Ön tekerlek ne olur? 2 omega'nın karesi. 4 omega kare. E aynı mı çıktı? Hayır. Bu adama A dersem diğeri 2A oluyor. Hangilerini farklı ölçtük? Bak birinciyi ve üçüncüyü farklı ölçtük arkadaşlar. Bak gene dünya. Dünya dönüyor. Dünya yüzeyinde şekildeki konumlarda durmakta olan asrın ve kayranın dön şimdi dünya üzerinde biz dursak da dünya dönüyor. Dolayısıyla dünyanın hızına sahip olacaklar. Ama dikkat edeceğim şey var. Dünya bir tur attığında asrın da bir tur atar. Kayra da. Yani bu adamın açısal hızı da omega. Bu da omega'dır. O zaman kayranın açısal hızı asrın açısal hızına eşittir. Yes. He. Şimdi bu arada burasına küçük bir R dersem burası büyük bir R fark ettiysem. O zaman asrının hızı omega çarpı R olurken bu asrın diyelim. Kayranın hızı Omega'ya büyük R. Bak R'si büyük olduğu için de Kayra'nın çizgisel hızı şöyle yazalım V Kayra büyüktür V asrın. O zaman asrının çizgisel hızı daha küçüktür. Yes. Peki ivmelere gelirsem ivme ne demiştik hatırlayın. Omega kare R. Hatta omegalar aynı olduğu için bak imin R'si büyükse A'sı da büyük. O zaman Kayra'nın ivmesi asrının ivmesinden büyüktür. Aslanın iğmesi büyük diyor. Yanlış söylüyor o zaman. Bak bu işlere artık yavaş yavaş alışmanızı istiyorum. İğme, hız falan bunları çok rahat geçmemiz lazım. Şimdi çok e, aşina olduğumuz bir şeyle tanıştıracağım. R yarıçaplı çembersel bir yörüngede dolanım yapan. Hadi biz de canlandıralım. Bak bir tane çembersel bir yörüngemiz var. Ve buranın yarıçapı çapı R'miş. Değil mi? Burada bir tane M kütlesi V hızıyla dolanıyor değil mi? Bu cismin kinetik enerjisiyle merkezcil kuvvet arası ya diyebilirsin kinetik enerjinin formülü neydi? 1 bölü 2 mv kareydi. Merkezcil kuvvetin iki tane vardı ama buna benzeyen neydi? mv kare bölü r. Ooo ne güzel ya. Ben bunlar birbirine çok benziyor fark ettiysen. O zaman şöyle yapalım. Kinetik enerji 1 bölü 2 mv kareydi. Merkezcil kuvvette mv kare bölü r. O zaman ben buradan mv kareyi çeksem ve kare yerine ne yazabilirim? 2ek yazabilirmişim. E şimdi bunu getirip yerine koyarsam. O zaman ne oldu bir anda? Merkezcil kuvvet 2 katıdır ek bölü r. In. Bak hadi konuşalım şimdi. Merkezcil kuvvet kaç? 9 eşittir 2 katı kinetik enerjinin kaçsın sen? 36 bölü r. 72'yi kaça bölersek 9 çıkar? Tabii ki 8'e, değil mi? Olay bitti bak. Önemli olan burada işte bak ezberlemeyeceksin. Türetmeyi bileceksin işte. En önemli nokta bizim için bu. Sürtünmesiz yatay düzlemde bak kelimelere lütfen çok iyi oku. Yatay düzlemdeyiz. Sürtünme de yok. Düzgün çembersel hareket yapan bir cisim. Yani nerede bu masanın üzerinde bir cisim böyle oh ne güzel çembersel hareket yapıyor işte. O zaman bak hayalimizde şöyle bir çizim yapacağız hemen. Bak bu bir masaya üstten seyrettiğinizi düşün. Düzgün müsün bu arada? Evet. O zaman sen R yarıçaplı yörüngenin burasından da V süratiyle burasından da V süratiyle V süratiyle geçiyorsun. Doğru mu? Ama V hızıyla demiyorum. E hız vektörü. Bak hız nereye? Sola. Merkezi ilme nereye doğruydu? Merkeze doğru. E bunlar birbirine dik mi? Evet. O zaman hız vektörü ilme vektörüne birbirine diktir çizgisel hızı sabit değildir. Neden? Yön değişti. Bak yön. Sürati sabittir deseydim. Evet. Buraya lütfen dikkat. Çembersel yörüngenin merkezine göre cismi etkiyen kuvvetin. Şimdi nerede dönüyorsun? O noktasında. Sana etki eden merkezcil kuvvetten böyle miydi merkezcil kuvvet? Bak bu nereden geçiyor? O noktasından. O noktasından geçine göre bunun tork etkisi var mıdır? Yoktur. O zaman sıfırdır bak kelimelere lütfen özen göster hatta bir cümle daha da söyleyeyim merkezcil kuvvet cismin üzerinde iş yapmaz. Lütfen bu söylediğimi bir düşün ne işe yarıyor acaba? Haydi bakalım mesela viraj sorusu yapmadık diye demesinler mesela bak bir yapalım hemen atlamadık değil mi soruyu yok. Sürtünme katsayısının 0.5 olduğu R yarıçaplı viraja 10 hızla giren araç virajı ancak dönebiliyormuş. Bak hadi biz bir yol çizelim böyle. Bak o noktası burada olsun. Şuraya bir tane bir araba çizelim işte. Biz de yandan bakıyoruz şöyle araba edin böyle bak. Tekerlekler yere değiyor böyle. Şimdi ne oluyor? Bu M kütleli bir araba ise bir aşağı doğru MG'si var. Zemine değdiğine göre zeminin bir tepki kuvveti var. E, o noktası burada olduğunu göre bunu burada tutan bir şey lazım. Sürtünme engelliyor işte bak. Sürtünme olmasa uçtu gitti. E ne oldu? MG ile N birbirini götürürken bak sürtünmeyi götürecek bir şey yok. Ne demiştim hatırlayın? Bana merkeze doğru bir arıza çıkartmak zorundasınız. İşte o noktasına doğru olan bu merkezcil kuvvet kimmiş aslında? Sürtünme. Hadi yazalım. Merkezcil kuvvet neyi soruyor? Çizgisel hızlı formülü lazım bana. M ve kare bölü R. Sürtünme K çarpı m G'dim burada oluyor. M'ler giderse bak ne çıktı? V kare eşittir k g, r. Siz diye biz hocam ben bunu ezbere biliyorum. E biliyorsan ne mutlu sana. Bilmiyorsan benim gibi böyle amele gibi yazarsın işte. E tamam hızın onun karesi k 05 g de 10 çarpı yarı çapsa 5 r 100 ise r'nin cevabında 20 metre olarak bulduk. Çok da büyük bir şey kaybetmedim. Bak üniversite sınavında gelen bir sorunun biraz daha gelişmiş versiyonunu yapmaya çalıştık. Otoyolların güvenliğinden sorumlu bir kurum araçların virajları daha güvenli. Aslında bakın. Daha güvenli alabilmek bence hızlı alabilmektir. Katılır mısınız bilmem. Siz de bir düşünmenizi isterim. Hızlı olunca nasıl güven oluyor falan diyebilirsiniz ama zaten hızlı alabiliyorsam demek ki o yol güvenli benim için derdim. Düşün mesela o tabanlardaki virajlar çok geniştir. Neredeyse dümdüz gibidir. Bak basarsın bile 120 ile gidersin böyle aist aist. Ama normal yollarda bir anda 50 ile inmen gerekiyor. 70'e inmen gerekebiliyor. Ama o tabanlarda ne oluyor? Virajları o kadar geniş yapıyorlar ki sen süratinden ödün vermene pek fazla gerek kalmıyor değil mi? He süratli olabilmen demek ki o yolun güvenliğinden kaynaklı. O zaman ne diyorduk biz? bir viraja girdiğimizde neydi? Etki eden merkezci kuvvet sürtünme. Yani yazıyorum. M ve kare bölü R. Sürtünme de K, M, G ise bak M'ler giderse. O zaman senin süratini belirleyen şey K, G, R. Şimdi buna göre senin süratinin büyük olmasını nasıl sağlayabilirim? K'sı büyük, G'si büyük ve R'si büyük olan bir viraj olsaydı keşke. O zaman sürtünme katsayısı büyük. Yarı çapı büyük ama kütleyle işim yok. Bak kütleler gitmişti. Dolayısıyla 1 2 aradığımız cevap olacaktır. Bakın bunu da hayal ederken dediğim gibi o tabanı hayal edin gençler. Çok güzel olacaktır bu hayalden sonra. Şimdi kuvvet diyagramı gösterme mesela görmenizi de istiyorum. Bak kuvvet diyagramının mantığı neydi? 1. Kabaca önce bir klasik bir dört yönümüzü hazırlarız şöyle, değil mi? Cismin basit bir şekli çizdir önce. Çiz hemen buraya bir tane basit bir cisim şekli. Heh, çizdim mesela böyle kübik bir cisim. Sonra cismin üzerindeki kuvvetleri cismin merkezinden dışarı doğru göstereceksin. Bir aşağıya doğru ağırlığı G bak o zaman G ve isimlendireceksiniz bunlar. Başka zemine değdiğine göre zeminin bir tepki kuvveti var N ve bir de o noktası bu solda olduğuna göre merkeze doğru ne var bir de o noktasına doğru bir sürtünme kuvvetimiz var. Bitti. Ben zaten size bir uyarıda bulunmuştum hatırlayın. Ne demiştim? Merkezcil kuvvet ya da zaten merkezkaça hiç göstermedik, bahsetmiyoruz da. Bu tür kuvvetler biliyorsunuz yok. O zaman G, N ve S'den hem matematiğe ihtiyacın olduğu zaman ne diyorsun? Matematik lazım olduğu zaman da sen bana şöyle diyorsun. G'nin büyüklüğüyle ile n'nin büyüklüğü eşittir diyerek oradan bir matematik yapıyorsun. E sürtünme yok bunun eşitliği. işte diyorsun ki bu cismin bu yörüngede kalmasını sağlayan sürtünmenin büyüklüğü merkezcil kuvvetin büyüklüğüne eşittir diyerekten de matematik yapıyorsun. Değil mi? Bu işin matematiği bu. Tabii ki. Abi okulda bence sınavda %100 gelmiş bir sorudur. Bak yatay sürtünmesiz düzlemde bir ipin ortasına bağlı 2M kütleli X ismiyle M kütle y cismi düzgün çembersel yatayda bak kaçırmayacağın kelimeler işte bak yatay sürtünmesiz kaçırma düzgün çembersel bu ne demek bunlar süratlerini değiştirmeden dönecekler bu arada şimdi bak bu bir cisimse ortada bir nokta var bir de burada var değil mi şimdi ben bunu şöyle 90 derece döndürürsem ne oldu bak burası da 90 şurası da 90 döndü o zaman burada ya çizgiselci ya açısalcı olacaksınız ama öğretmenlerinizin fark etmişsinizdir. Bu omega ise bu da omega demiştir değil mi? Ama çizgisel hızcı olmayı da bilin. Neden? Çünkü adam mesela kinetik enerjiyi falan soracağı tutar. Omega aynı ise direkt R'ye bak. Yani bu adam V oluyorsa bu adam 2V olacaktı. Değil mi? Sonra başlıyorum. Cisimler yatay masada döndüğüne göre ipler aslında bak ne oluyor? Şöyle düşün. Buna ne oluyor? Merkeze doğru bir Fx gibi bir kuvvet olması lazım. E bunda da bir Fy gibi. He. Peki o zaman ben hatta bir fx'i bulayım bakalım. Ne kadardır? M omegalardan yazalım. 2M omega kare R. E ben buna 2F deseydim. Y'ye etki eden kuvvet ne kadar? M omega kare 2R. E o zaman bu arkadaş da 2F oldu. Ha uyan şimdi. Bu 2F. Bu da 2F. Şimdi uyandığınız zaman. Şimdi mesela Y cismini çizelim dört yöne gerek yok ama hani bu bir alışkanlığım olsun diyerekten. Şimdi bak Y cismini çizdiğim zaman bunun burasında bir tane T2 ipi var. Başka yere değiyorsa şimdi bu yatay masadaysa yerde bir MG var. Zeminin tepki kuvveti var. Ne? E bunlar birbirine. E, T2'nin adı ne o zaman? Sadece buna etki eden merkezcil kuvvettir. Y'yi etkiden merkezi kuvvet ne kadar? 2F'dir. Peki gelelim x'i göstermeye çalışalım. Hadi bakalım. Bak işler biraz büyüyecek bu sefer. Bir. Aşağı doğru bunun bir ağırlığı var. Zeminin tepki kuvveti var. İçeride bir T1 ipi var. Dışarıda da T2 ipi var. Nasıl bulacağız? Bak merkez burada değil mi? Merkeze doğru olan net kuvvet merkezcil kuvvet demektir. Nasıl bulurdun? T1 eksi T2'dir. Vay. X'e etkeden merkezcil kuvvet 2F. T1 eksi T2 ne kadardı? O da 2 F'ti. O zaman buradan çıkan sonuca göre T1'in 4 F olduğunu buldun. Yani bu 4 F. Bu da 2 F ise aradığımız cevap da 2 olarak çıkıyor. Güzel bir soru. O noktası etrafında sabit omega açısı hızıyla döndürülen yatay tablo üzerinde bulunan M ve 2M kütleli X ve Y cisimleri ancak dengede kalabiliyor. Yani yırtık kefen yani az daha uçuyorlardı. Gidiyorlardı. Sürtünme kat oranı. Cevaplar böyle durumlarda. Mesela R'ye ve 4R'ye göre. Mesela 1'e 4 çıkıyor ama bunun nedenini bir görelim. Şimdi X. Aşağı doğru bir Mg'si var. Zemine değdiğine göre bu zeminin tepkisi. E başka? Merkeze doğru arıza çıkar bana. Sürtünme. Bak bununla bu birbirlerini götürdü ama X'i götüremiyoruz kimse. İşte X'i e etki eden sürtünme. Ona merkezcil kuvvetidir. Hadi yazalım. K1 çarpı Mg M. Şimdi en önemli yere geliyoruz. Çizgiselci miyim açısalcı mıyım? Şimdi düşün bu düzeni burada hatta burada yanlışlıkla bir şu yazılmış ama bunu karalayalım hemen. Sayıyla işimiz yok bizim. Omega yani. Omega ile döndürdüğün zaman herkes omega döner. Ne gibi? Ben bu kalemi bir tur attırdığım zaman hop herkes bir tur attı. O zaman bu adamın da açısal hızı omega bununki de. O zaman omega m omega kare yanlış yazdık omega kare çarpı r bak m'ler gitti mi k1'in cevabı ne oldu bak omega kare r bölü g peki aynı şeyi y'ye bakarsak bak y'yi içeri doğru bir sürtünme aşağı doğru bir 2 mg zeminin tepki kuvveti var o zaman bunlar birbirlerini götürdüğüne göre ne diyeceksin k2 çarpı 2 mg 2m omega kare 4r ama 2m'ler gene gitti Bak k 2 ne yaptık? 4 tane omega kare r bölü g olduğuna göre aradığımız yaptı da hemen 1'e 4. Yani olayın kahramanı aslında yarı çapmış. Tabi biz bunu ispat ettik resim. Çok dikkat etmeniz gereken bir soru işin içine sürtünme de geliyor bak şimdi. Sürtünme katsayısının 0.5 olduğu yatay tablo üzerinde bulunan cisim tablo ile birlikte iki açısal hızla birlikte dönüyormuş. Şimdi bak hemen uyan. Aşağı doğru ne var bende? Mg. Başka? Zemine değdiğine göre zeminin tepki kuvveti var. Ve şimdi en önemli yere geliyorum. Bak şimdi. Neydi? Arabayı düşün. Viraja girdiği zaman im engellemek istiyordu. Sürtünme bak. Eee. E ip de merkeze doğru. Bak. O zaman sen şimdi burada merkeze doğru hem T var hem Fc var. O yüzden böyle bir soruda normal şartlar altında senin bana bunu söylemen lazım. Merkezci kuvvet hem T'dir hem de Fs'dir. Fakat burada bir şeye çok dikkat edeceksin. Öncelik kimin peki burada? Öncelik işte virajı önce anlatmamın nedeni buydu. FC'nin. FC yetiyorsa arabayı virajda tutan şeyini sürtünme. Sürtünme yetiyorsa zaten ipe ihtiyacınız yok gençler. O yüzden şimdi bu T'nin olup olmayacağı belli değil yani. Sürtünme belirliyor. O yüzden böyle bir soruda hemen başlayalım. Merkezci kuvvet. Omega C olmak faydalı değil mi burada? M omega kare R'ye göre yazıyorum. 3 omega 2'nin karesi yarıçapta çapta metreye çeviriyorum 0.5. Ne yaptı? 6 newtondır değil mi? Öyle mi oldu? 12.05 evet. Peki sürtünmeye gelirsek k mg'ye göre k 0,5'te. çarpı mg'de 30 sürtünme de 15. E şimdi uyanık olun şimdi matematiğe geliyorum. Neydi benim denklem? Merkezcil kuvvet ip artı sürtünme dedim. Şimdi benim merkezcil kuvvet 6 sürtünme oldu 15 ipe ihtiyaç var mı? Yok. O zaman ipin gerilmesi sıfırdır. Ama daha da güzel bir şey daha. Peki sürtünme bu soruda kaçtır? Tabii ki de 15 değildir. Kafası çalışır arkadaşın. 6 der değil mi? Zaten gidemiyorsun diyor. Senin için niye daha fazla emek harcayayım ben diyor değil mi mesela? Kafa çalışıyor akıllı olunca insan bir başka oluyor. Evet yavaş yavaş soruları böyle psikopatlaştırmaya devam ediyoruz serbest haldeki boyu 50 santimetre olan bir yayın ucuna 4 kilogram kütleli cismi böyle bağlamışız. Sürtünmesi sistem 5 radyanla döndürülmeye başlayınca bir anda böyle bunu omega ile döndürmeye başlayınca yay uzuyormuş. Yani bir anda bu arkadaş böyle yay uzuyor 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 buraya geliyor değil mi 4 kilogram kütleli cisim. Ve ne kadar uzadı tabi bu denge haline göre bir x kadar buraya gitti değil mi? Peki x nedir? Şimdi uyanacağım bir şey. E, sürtünme yok. Hadi kuvvetleri gösterelim. Bir. Aşağı doğru mg var. Zeminin tepki kuvveti var. Ne? Bak bunu hep alışkanlık. Başka? E, sürtünme yok. Bir şey yok. Kim var? Ya yay uzadığı için. Diyor ki gel geri diyor. Yay geri çağırıcı kuvveti diyor. O zaman bu cismin bu yörüngede kalmasını sağlayan merkezcil kuvvet yayın uyguladığı kuvvettir arkadaşlar. Hadi bunu çıkartalım artık. Yaylarda ne oluyordu? Bir F kuvveti uyguladığınızda x kadar uzuyorsa hook yasası akla gelecek. Neydi o da? K çarpı x. Eşittir. Merkezi neydi? M omega kare çarpı r. Hadi bitirelimmiş. Bak şimdi. K çarpı x eşittir. M omega kare. Şimdi bak buradaki senin yarı çapın ne? Artık sen burada dolanıyorsun. Bak bir, buradan bir 50 santim bir de x. Bunu hadi metreye çevirelim. 05 Artı x olacaksın. Artık sayıları yerine koymak. Bak k kaç? 600 çarpı x. M 4. Omega 5'in karesi 0.5 artı x. Burası kaç yapıyor? 100. Bak bunlar gidince 6x 0.5 artı x'e 5x eşittir 0.5'tir. X'in cevabı 0.1 metre. santimetre çevir demiş. 10 santimetre diyoruz. Bak çok tehlikeli bir soru. Ya biz de psikopatlığa habire bütün sorularda bir uyarı yapmışız. Yan yüzeydeki sürtünme katsayısının K olduğu bir bardak omega açısal hızıyla döndürüldüğünde M kütleli cisim bardağın ortasında düşmeden. Normalde kim düşürmek istiyor? MG. Kim engelleyecek? Sürtünme. O zaman düşmeme şartı MG sürtünme eşittir. Bitti. Ve bu arada Sürtünme çok akıllı burada. Senin aşağı inme isteğin 20 ise sürtünme de 20 davranıyor. Sana çok gerek duymuyor yani akıllı. Peki bu arada cisim bu arada yana da değdiğine göre zeminin de bir tepki kuvveti var mı burada ne? Ne güzel ya bak. Mg sürtünme. E neyi kim dengeleyecek? E bu da merkeze doğru. Oo. O zaman merkezcil kuvvetinde ne olduğunu öğreniyorum. Bak bitti. Şimdi hazır mı artık? Mg sürtünme neydi? K çarpı neydi? Hadi yazalım. Mg. n e ne neydi arkadaşım? Merkezcil kuvvetti. Artık yerine yazıyorum. K M omega kare R. Şimdi diyor ki daha büyük kütleli bilye kullanırsa bilye aşağı düşer miydi? Bak M'ler gitti. Bu işi yanlış. Omega artsaydı. O ne güzel ya. Omega artarsa sürtünme artar. Değil mi? Aslında merkezci kuvveti artar. Ne artar? sürtünme. Sürtünme artınca yukarı gidebilir misin? Kafası çalışan bir sürtünme der ki niye ben kendimi yırtıyorum lan? Sen zaten 20 yırtın aşağı gitmek istiyorum. Ben niye 50 yırtın olayım? Ve artı sürtünme kuvveti böyle bir soruda hareketini engellemek isteyen roledir. Hareket ettirici değildir. Daha büyük yarıçap, çap. Bak R büyürse merkezil büyür. En büyük. FS büyük. Değil mi? Cisim düşmeden dön. Evet R'nin büyük olmasıyla rahat rahat dönebilirsin. Çünkü sürtünme kuvveti büyüdü. Ama tabii şöyle büyüdü. Teorik olarak büyüdü. Senin tutması kolaylaştı tabii ki de. Yanlışlar sormuş tabii ki birik. Hı, mesela eğimli viraj. Formülü çok kolay kafada tutabilirsiniz ama hemen başlıyorum ben. Benim bildiğim tek bir şey var burada. O da şu. Bir. Aşağı doğru bir ağırlığı var. Zemine değdiğine göre de zeminin bir tepki kuvveti var bu kadar bak Aşağı doğru bir MG Zemine değdiğine göre de ne ve bunun özelliği nedir buraya Dik olmasıdır. Şimdi bak Ne yapıyorduk hatırlatırım N'yi bileşenlere ayırıyorum bak hemen Ben formülleri bilmiyorum çünkü N'nin X bileşeni N'nin bir tane de Y bileşeni olmuş Bak ne güzel Hatta bak bu açı 53, değil mi? Bak yöndeşliğe göre bu açı da 53. Şurası da 37 derece olacak. O zaman burası ne oldu? ne kos 37, değil mi? 0.8, değil mi? O zaman bu da N sinüs 37. N 0. Şimdi bana burada yorum yapanlar olacak. Yanlış bileşenlere ayırdınız. Her gördükleri kos 37'yi kosinüs zannedenler, sinüs zannedenler olabilir ya da o yüzden Değil Lafta sokmuş olayım yani o arkadaşlar. Değil mi? O gevayı ayırabiliriz de bileşenlere hep yatayların kosinüs olduğunu iddia edenler çıkıyor artık. Ben yoruldum bu konudaki uyarmaktan artık. Şimdi başta. N'nin x yani N06. n 0 6. Neye eşit arkadaşım? Ya var x'te hiçbir şey yok kardeşim. Böyle gidiyorum da nerede kol benim böyle gidiyor. Merkezcil kuvvettir. Y bileşeni olan n 08 kime eşittir? Mg. Bak bitti oranlasam çat 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 burada ne kaldı? 3 bölü 4. Merkezci kuvvet m ve kare bölü r bölü mg. E ne oldu o zaman? 3 bölü 4 eşittir v kare bölü gr. Artık yerisini yaz. Bak 3 bölü 4 g10 yarı çapta 30'muş v kare. Ne oldu? 300, 900 bölü 4, 225 yapar v kare. O zaman v de 15 diye bulduk bak gene neyi bulmuşuz? Kuvvet diyagramı. Bak hazırlığımı yapıyorum. Dört yönünü çiz. Cismin basit bir şeklini çiz. Oh. Başla kuvvetleri. G ağırlıklı Merkezden aşağıya doğru bir G var. Başka? T var bir de böyle değil mi? Başka var mı? Sürtünmüyor bir şey. Bitti. T ve G. Bu kadar arkadaşlar. Ha diye hocam nerede merkez kuvvet? Onu matematikte buluyoruz. Bak şimdi ayır. T'yi bileşenlerine ayırırsan T'nin Y, T'nin X bileşeni diyorsun değil mi? Ne güzel. T'nin G'ye eşit olduğunu. T de merkezciyle eşit diyorsun bak. Al sana olay bitiyor işte bak. Zaten merkeze doğru bir net kuvvet kaldı değil mi? Çok dikkat etmeniz gereken bir soru tipi düşey düzlemde düzgün çember hareket yapıyoruz. Yani biz bu hareketi yapıyoruz. Değil mi? He. X gerilmesi 4 mg'ymiş. E normalde bak bunun aşağı doğru mg'si var. Merkeze doğru ne görüyorsun? TX. İyi ne güzel. TX dediğin şey aslında merkezcil kuvvetmiş. Ne kadarmış o da? 4 mgmiş Oh ne güzel bulduk. Peki buraya geliyoruz. mg içeri doğru. Y de içeri doğruysa o zaman o noktadaki bak y konumu için buraya da x konum diyelim. Merkeze doğru ne görüyorsun? Hem TY'yi hem de MG'yi görüyorum. Olay bitti. Neden? Şimdi buradan da V'le, buradan da V'le ile geçiyorsan madem merkezcil kuvvet M V kare bölü R ise kütle aynı, yarıçap aynı, süret aynı. Her iki durumda da merkezciller aynı. Yani 4MG. Değil mi? Ty artı mg oluyor ise Ty'mizin cevabında böylece 3mg diye buluyoruz. Evet çok çok önemli bir soruyla devam ediyoruz. Sürtünmesiz düşey düzlem. Bak bazı kelimeleri lütfen kaçırmayın. Sürtünme olmayacak. Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapıyormuş. Bak sabit. Söyle. O zaman hemen olayı bir canlandırmasını yapalım arkadaşlar düşey bir düzlem çiziyorum. Yani bu hareketi yaptığımızı hatırlatmak isterim. Sonra şöyle bir yönlerimizde belirtelim. Değil mi? Diyor ki G ağındaki cismi taşıyan ipteki maksimum mm, gerilme T1 minimum. Bak şimdi şurada ve şurada bir maksimum oluyordu bir minimum oluyordu. Yani unutabilirsiniz. Acaba hangisi maksıda hangisi minimumda unutmayacağınız bir şey şu aşağılarda büyük oluyordu. Şu T1 şu da T2. Başka ne var? Aşağıya doğru bir G. Aşağıya doğru bir G. Değil mi? He. Şimdi düzgün hareket yapıyorsan V süreti. Yine V süreti ise her yerde merkezcil kuvvet aynı. O zaman bak burada merkeze doğru ne geliyor? G ve T2. Yani merkezcil kuvvet G artı T2'dir. Dolayısıyla T2 ip gerilmesinin cevabı merkezcil eksi G'dir. Peki buraya bakın. Merkeze T1 dışarı G. O zaman ne dersin merkezci merkeze doğru olan T1 eksi G olacaktır. Dolayısıyla T1'in cevabı da merkezcil artı G. Şimdi diyor ki T1'in T2 oranı 3. E tamam biz ters yazmışız. 1 bölü 3 yazıyorum. Hadi işledik dışladık. Neyi merkezci kuvveti soruyor. 3 Fm eksi 3 G. Fm artı G ise 2 Fm 4G yaptı. O zaman merkezi kuvvetimizin cevabı 2G diyoruz. Ray sorular. Şimdi bu işleri benim, benim derslerde anlattığım bir illegal hikayede çok çabuk çözüyorduk hatırlıyorsanız. Sadece tek şartımız neydi? İlk hızı sıfırsa. Sıfır mı? Sıfır. Neydi buraya gelen kuvvet? Şu gördüğün arkadaşın iki katının bir fazlası. Yani 5MG. 3 düştük. 2 MG değil mi? Sorunun cevabı 2 MG çıkacak diye illegal bir yolumuz vardı. Tabii biz efendi ve namuslu yollardan çözeceğiz tabii ki. Şimdi buraları bir silelim. Şimdi ben buradan bir cisim bırakmışım sıfır hızda. Ne yapıyor cisim? Hızdan 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 buraya geldiği zaman M kütleli cisim burada bir VB gibi bir hıza sahip oluyor değil mi? Hadi kuvvetleri gösterelim. 1. Aşağı doğru MG başka B'ye değdiğine göre bir NB tepkisi. E NB merkeze doğru olduğuna göre o zaman NB'nin cevabı o noktadaki merkezcil kuvvettir. Hadi yazalım. NB M VB'nin karesi bölü yarıçap. İşte bir sorunumuz var. O da kim? VB'yi bilmiyoruz. Ne yapıyorduk böyle sorularda? Düzgün çembersel olmadığı zamanlarda enerji korunumunu yazmalıyız. A'daki enerjiyle sürtünme olmadığına göre B'deki enerji eşit olacak. A'da neyin var? MGH yani 2R. Peki B'de yerden yüksekliğim var 1R. Artı 1 bölü 2M VB kare. Bak M'ler öldü öldü. GR eşittir. 1 bölü 2VB kare ise bak bu M buradan VB karenin de 2GR olduğunu buldun mu? Buldum. Şimdi getir burada yerine koy. Bak n b eşittir m 2 g r bölü r elveda 2 mg g. Tabi illegali kafada tutanlara da yol, su ve elektrik olarak geri dönüş olacak. Evet uyuma diyen bir veda sorusu tabii ki de sevip de terk edenler için geliyor bu şarkı. O noktasından çiviye takılmış yatay tutulan cisim A'dan serbest bırakılıyor. Bak sıfır hızla bırakıyoruz. Ne oluyor biraz sonra buraya geliyor. Diyor ki düşeyden geçerken şuradan ne oluyor bir anda? M kütleli cisim buradan bir V hızıyla geçecek. E, ipte bir T gerilmesi oluştu. Başka aşağıya doğru da bir tane MG'si var değil mi bunun? Hemen yazabilirim bak merkeze doğru T var dışarı MG ise o noktadaki merkezcil kuvvet T eksi MG'dir. Dolayısıyla sana T'yi sorarlarsa merkezcile mg'yi eklersin bu iş biter. Hadi ekleyelim. m v kare bölü ipin uzunluğuna kadar? l artı mg. E bir sorun var gene. Ya e, hocam ben v'yi bilmiyorum. Enerji hoş geldin. Şimdi a konumuysa buraya da b dersek. Hadi bakalım. a'dan b'ye bir inelim. Bu arada bu soruyu illegal yoldan da çözebilirdiniz. Tabii ki de. Size bırakayım o işi. a'dan Düşünüyorum ne kadar indi? MG ağırlıklı cisim L kadar aşağı indi dedim. Bak buralardaki fark ne kadar? Bak şurada L kadar aşağı indiği için 1 bölü 2M V kare kazandı. M'ler giderse V kare 2GL'ymiş. Koy yerine P'nin cevabı bak M 2GL bölü L artı MG güle güle 3MG diyoruz ve cevaba ulaşıyoruz. Evet, yaklaşık bir 20'den fazla e, çembersel hareket sorusunu bitirdik arkadaşlar. Tabii ki ister daha bir 20, 30, 40, 50, 100 tane daha soru çözelim. Tabii ki de bitmez tabii ki bu çözüm şekillerimiz. E, umarım size faydalı bir çalışma olmuştur. Daha da fazlasını lütfen sizler de çözmeye çalışın gençler. Evet, Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, umarım güzel bir çalışma olmuştur senin için de. Tabii bu çalışmanın meyvelerini inşallah bir sonraki derslerde de. Toplayacağız inşallah. Evet videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutma. Kendine çok iyi bak. Hoşçakalın.